dahil etmeye falan çalıştık. Ama bölge halkından destek alamadık. Yani çok o kadar sistemli planlı davranmışlardı ki işte böyle merkez aileler var böyle. Her aileden birkaç kişi işe almışlar falan. Halkı taraftar edebilme şansımız yok. Topu topu da çalıştık. 40-50 kişi falan yani fazla insan da değil. Bir defasında havuz yine bir su kaçırmıştı. İşte dolayısıyla onun altı plaj oluyor. İnsanların denize girdiği yer. Taşlar işte sarıya boyanmıştı. O sarılık da bir toprak sarılığı olsa işte dalgalar vurduğunda onu hemen yıkar, temizlenir. Ama temizlenmemişti. Şirket kamuoyundan gizlemek için taşları taşla yine siyah boyamıştı. Yani o havuzda, o çöken havuzda, şimdi çöken havuzda şey olmasa bile, bir kimyasal olmasa bile, bize göre kimyasal var çünkü ayrıştırmak kimyasal olmadan olmuyor. O zaten bir asbest. Yani o asbest biliyorsunuz doğada olan bir şey ama toplu hale geldiği zaman, şey olduğu zaman insana çok zarar veren, doğaya çok zarar veren bir şey. Zaten asbestli bir bölge yani. Oradaki o borcamın çıkardığı, silis çıkardığı bölgede en temel sorunun birisi asbest sorunudur. Bir tanesi çok ciddi bir orman ve ağaç katliamı. Katliam diyorum sana, katliam var. Onun sorunudur. İkincisi çalışanların çok ciddi bir sağlık sorunu var. Çünkü bu bölge gelecekleşen bir bölge. Dolayısıyla işsizlik, iş ekmek derdi insanlara böyle şöyle yani süründürerek öldürme, çaresizlik aslında. Bölgede aslında o tepki var ama çaresizlik, açlık, yoksulluk, geleceksizlik bu tip şeylere seyirci kalmaya falan sebep oluyor. Böyle bir acı durumda yaşadık. Ama şu an borcamın yetki alanı çok geniş. Borcamın yetki alanı çok geniş. Orada çalışmalarına da şey yapıyorlar. En son işte havuz çöktü. Yerel medya, yerel medyanın istisnası tamam. Zonguldak bölgesinde çok yerel medya var. Borcamın havuzunun çöktüğünü haber yapmadılar. Yani şöyle yaptılar. Toprak kayması oldu. Alacağız diye. Havuz çok bir haber yapmadı. Bunun yani şeyin bu şirketlerin bölgede ne kadar hakim, ne kadar etkili olduğunu aslında anlatmak için söyledim bunu. Bizim bölgemizde bu hava kirliliğinden doğru çok ciddi hem Zonguldak Çatalazı hem Karadeniz'in çok ciddi kanser vakaları var. Yani bu kanser vakalarını işte Sağlık Bakanlığı'na sorduğunuz zaman veri alamıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kaç tane kanser hastası var? Oran nedir? Veri vermiyor size. Ya da ne kadar astım hastası var? Akciğer sorunu yaşayan insan var. Bunu alamıyorsun. Yani böyle bir şey var. Bu tip sanayi kurumlarına karşı devletin bir koruması var. Sanki özel bilgi ama bu nihayetinde insanı nefesini kesen, soluğunu kesen, sonrasında akciğer hastalığı yapan, sonrasında kanser yapan, sonrasında öldüren bir şey. Cinayet bu. Borcam olayı gerçekten ciddi bir şey. Şeye baktığınız zaman, Türkiye'den doğru baktığınız zaman ciddi bir şey.